Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Nisan bölüm 29. Yiğit'in beni arayışı ile kendimi göstermek için oturduğum sandalyeden kalktım. Beni görünce "Ne yapıyorsun burada?" diye sorması kendimi açıklama gereksinimde bıraktı. Saate baktım. Bu kadar vakit oturmam önce şaşırttı. Akabinde mutfağa yönlendirdi. Saat neredeyse 11'di. "Sen bugün işe gitmeyeceksin sanırım." "Bugün pazar." Alnımı hafiften avucumun içiyle vurup "unutmuşum" dedim. Sürahiden su doldurup içti. Hemen kahvaltı hazırlığına giriştim. Yiğit de dolaptan kahvaltılıkları çıkarıp bana eşlik etti. "Bugün mahalleye geçsek mi?" "Yarın ben seni bıraksam olmaz mı? Bugün için söz vermek istemem." "Peki" dedim önümdeki patatesleri tavaya koyarak. "O zaman beraber evde vakit geçiririz." "Bak o olabilir." Dünden sonra Ezgi'ye ulaşamadım. Yiğit cevap vermek yerine "çayı demledin mi?" sorusunu yöneltti. Pek belli etmek istemiyordu ama kızgındı. Bahadır'ın nasıl bir düşüncesi vardı bilmiyordum ama Ezgi çok kırılmıştı. "Demledim" dedim. Kızaran patatesleri tabağa koydum. Yiğit yine kaçamaklar oynuyordu. Bana bakmadığı gibi bugün moralsiz gibiydi. Masaya geçerek sessizce kahvaltımızı yapıyorduk. Sabahki düşüncelerimi açmak için fırsat kolluyordum. Yiğit elindeki telefonu köşeye koyup bana baktı. "Uzun zamandır istediğim bir şey var Yiğit." İşlediğim dudağımı serbest bıraktım. "Dinliyorum." "Dondurduğum üniversiteye devam etmek istiyorum." Bir süre yüzüme baktı. Cevabını merak ettiğim gibi tepkilerine çekinerek baktım. Öne eğilip dirseklerini masaya dayadı. "Tamam, kısa zamanda kayıtları yaptırırız." Kaşlarım şaşkınlıklar alandı. Bu tavrıma gülüp "niye öyle baktın?" diye sorması bir anda kendimi geri çekmemi sağladı. "Okulunu bitirmeni ben de isterim." "Ben izin vermezdin" diye düşündüm. Masanın üzerine duran elimi tutup "izin vermesem kabul edecektin sanki" dedi yarı alaylı sözle. Gülerek "sanırım" dedim. Çatalı yanağıma değdirip dudaklarına götürdü. Bu hareketi her masaya oturduğumuzda yapması artık bana da bulaşmıştı. Aynı şekilde çatalı dudaklarıma götürüp onun gibi güldüm. Gülüşü kısa sürdüğü gibi dalgınca önündeki tabağa bakıyordu. Tam konuşmak için dudaklarım aralamışken kapı zili çaldı. Yiğit peçeteyle ağzını silerek masadan kalktı. İçeri enerjisiyle Efe girdi. Sabah sabah neden burada olduğunu merak ediyordum. Yiğit yerine otururken Efe bana bakıp "günaydın yenge" dedi karşıdaki sandalyeye oturup. Sabah vakti bu enerjisine şaşırdım. "Günaydın" dedim aynı şekilde. Önüne bir tabak koyup boş bardağa çay doldurdum. Efe rahat bir tavırla Yiğit'e yalışmaktan vazgeçmiyordu. Yiğit ise Efe'nin bu tavrından hiç hoşnut olmayacak ki "elin ayağın rahat dursun lan" deyip kafasına vurdu. Efe kafasını acıyla ufaladı. Bu tavırlar gülmeme neden oldu. Efe ters bakışla Yiğit'e bakıp "acımasız mısın kardeşim? Yengeyi de rezil ediyorsun beni" dedi. Yiğit öfkeyle sabır çekti. Mırıldanışı bile bana öyle komik geliyordu ki gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Köşeden ekmek alıp Efe'nin ağzına tıktı. "Az konuş, çok iş yap Efe. Sabah sabah rüyanda beni mi gördün bilmiyorum ki. Seni görsem kabus olur. Orada da beni döverdin." Yiğit homurdanarak çayından bir yudum aldı. "Ezgi ile konuştun mu hiç?" Araya benim girmemle Efe ve Yiğit arasındaki münakaşa sona erdi. "Yok görmedim. Bir sıkıntı mı var?" Omuz silkip "dün akşamdan beri hiç görüşmedik. Telefonu kapalı. Durumunu merak ediyorum" diyerek dünkü olanları kastettim. Efe çenesini sıvazlayıp "ben sana ulaşınca haber veririm" dese de bir şey demedim. Önümdeki tabağı bitirip kalktım. Yiğit ile Efe de çaylarını alıp salona geçtiler. Aklım Ezgi'ye takılmıştı çoktan. Tekrar aradığımda telefonu kapalıydı. Şimdilik onu yalnız bırakmam en doğrusu olacaktı. Mutfağı toparlayıp odaya çıktım. Okunan öğlen ezanının ardından namazımı kılıp tekrar aşağıya indim. Yiğit Efe'yi göremeyince cam kapıdan bahçeye baktım. Çardakta oturuyorlardı. Kahve yaparak yanlarına gittim.
İrem ilgilenecekti değil mi? İrem, İrem. Hatırlamam güç olmadı. Bu bana tahsil edilmiş avukattı. Yiğit beni görünce cevap vermek yerine elini uzattı. Bu yanına gitmem için işaretti. Kahveleri masaya koyup tam Yiğit'in dibine oturdum. Konuya ben de dahil olsam sorun olmazdı ya. Sanırım çok yakında bir görüşmem var. Yiğit hiç inkar etmeden yarın dedi. Ama uzasın diye uğraşacağım. Başımı olumsuzca sallayıp görüşeceğim dedim. Kimseden yana bir tedirginliğim yoktu. İşi ertelemeyi sevmezdim. Velev ki konu bana sunulmuş bir geçmişse bu iş de ertelenecek durum değildi. Yiğit yine bana karşı çıkmadı. Bunları beni düşündüğünden yapıyordu ama durum vehametini hala koruyordu. Kahvelerinizi soğutmayın o halde. Geriye yaslanıp yaptıkları işi izledim. Efe arada kaytarsa da Yiğit'in ciddiyetinden nasibini alıyordu. En son uyuklarken yakalamış ensesine vurmuştu. Efe sıçrayarak Yiğit'e ters bakış attığında güldüm. Lan oğlum karabasan mısın? Karabasan değilim ama fena basarım. Şu işi bitir, ne yapıyorsan yap. Ben sessizce aralarından ayrıldım. Efe'nin laf yetiştirmelerini daha fazla gülemeyecektim. İçeriye girmemle kapı zilini duydum. Benden önce Halime abla açmıştı. Başımı kapıya uzattığımda Ezgi'yi gördüm. Hızla yanına gidip endişeyle kaç defa aradım ulaşamadım sana dediğimde kendini toparla. Ulaşamadım sana dediğimde kendini toparlamışa benzeyecek ki neşeyle hoş buldum dedi. Aslında hislerini saklıyordu. Beraber salona yöneldik. Koltuğa yerleştiğimizde Ezgi'nin konuşmasını bekledim lakin konuşmak yerine telefona gömüldü. Elinden telefonu almamla bana bakan gözlerindeki o sisi gördüm. Hadi ama benden bari saklama. Sana ulaşamadıkça ne yapacağımı bilemedim. Ezgi omuzlarını düşürüp geri yaslandı. O an gözünden düşen yaş onu ele vermişti. Ben ne yapacağımı bilmiyorum Zeynep. Dün bir hata yaptım işte. Elimi elinin üzerine koyup sen sadece ne hissettiğini söyledin. Bahadır'ın ne hissettiğini bilsem çok şey söylerdim ama ben ne diyeceğimi bilmiyorum Ezgi dedim. Ne hissedecek? Sevmiyor işte. Gülümsedim. Bence sana bahsettiğim konu bu. Bahadır'ı tanımasam belki tamam derim. Merak etme onunla konuşacağım. Hayır Zeynep istemiyorum. Sana soran kim? Sen git kendi kendine söylen. Aramızdaki konuşmayı sonlandıran Yiğit'le Efe oldu. Efe söylene söylene koltuğa otururken Yiğit başını iki yana sallayıp Zevzek diye söylendi. Yanıma oturup bakışlarını bana odakladı. O an gülümseyişinin içimi ısıtışını izledim. Yok yani yemediğimiz laf kalmıyor. Bütün tavırların bize mi yani? O an lafın bana yönelmesi Efe'ye şaşkınlıkla bakmamı sağladı. Yiğit köşedeki yastığı tam Efe'nin kafasına isabet ettirdiğinde Ezgi de Efe'ye hak verir gibi söylendi. Ezgi'nin bacağına çimdik atıp ''Siz ikinizin derdi ne?'' dedim sessizce. ''Yenge, sana lafım yok yeminle. Ama gerçeklere bakınca Yiğit'in bu tavırlarına söz söylemek olmaz. Ama öyle Efe, bize mum tutturan adamın eridiğini görerek kendimize yanıyoruz sadece.'' İkisi de gülüştü. Fena kızardığımı hissettim. Mesele ne ara buraya gelmişti böyle? İkinizi de kovacağım şimdi. Hem siz niye geldiniz? Otursanız evinizde. Bizi. Ezgi de peşinden atlayıp Bihter'ini deyip köşeye sindiklerinde bu sefer yastığı fırlatan ben oldum. Al birini vur ötekine işte. Aşk olsun be yenge. Aşk maşk olmasın. Defolup git Efe. Sana şirkette aşkı gösteririm. Efe ayağa kalkıp kardeş dedik bağrımıza bastık deyip kapıya yöneldi. Yiğit arkadan Efe'nin ensesine vurduğunda Efe olduğu yerde sendeledi. Peşinden Ezgi gitti. Onlar yolcu ederken bile hala laf yetiştirme derdindeydiler. Arkalarından gülerek bakmamla Yiğit'in bana bakan bakışlar arasında son durağım oldu. Sırf şöyle gülme diye kovdum. Sen hala beni sana çekiyorsun. Utana sıkıla içeriye girdim. Bugün kızarma kotamı tamamen aşmıştım zaten. Gülmeyeyim mi dedim. Gülme dedi dibime gelerek. Neden diye sordum. Oysa cevabını çok iyi biliyordum ve sonumun hiç de iyiye gitmediği aşikardı. Parmakları telimde tüy dansı yaparken kimse görmesin dedi. Kaşlarım itinayla havalandı. Ama işaret parmağını dudağımın üstüne yerleştirip amalar bana netlik kazandırmıyor mavi dedi. Bakışlarım parmağına kaydı. Lacivertlerindeki o koyu ton berraklaşmıştı.
Benim parmaklarım ise kirpiklerine dokundu. Bu biraz fazla mı kıskançlık oluyor? Damağını şaklatıp, kıskançlık demeyelim biz buna deyip boyun girintimden öptü. Geri çekildiği an kollarından çıkıp salona yöneldim. Bence diyebiliriz. Alttan alta gülüp bir yerden kendini ele verdiği durumun tadını çıkarıyordum. Yiğit başını iki yana sallayıp, sana karşı zaafımı kullanıyorsun deyip üzerime gelirken hiç de iyi baktığı söylenemezdi. Geri sürünmeme zaman kalmadan iri cüssesi tam tepemdeydi. Bedenimi kollar arasına aldığı an havalandım. Sen de şu an zaaflarla oynuyorsun. Yüzündeki o ağırsız bakış beni hiç de reddetmedi. Bu kendimi onun kollarına bulacak kadar benim de zafiyetimdi oysa. Mutfağı toparlayıp çayı demledim. Başımı salona uzattığımda annem örgüsünü örüyor, babam televizyondan haber izliyordu. Büşra ise annemi seyrediyor, bebeğine patikler örmeye çalışıyordu. Bu hali gülümsetti. Aklımdaki dolulukla bahçeye geçtim. Bahadır'la iyi sohbet ederken sohbeti bozan ben oldum. Bahadır, konuşalım 5 dakika. Bahadır'la Yiğit ne konuşacağımızı anlamıştı bile. Sandalye çekip oturdum. Aslında söze nasıl başlayacağımı bilmiyordum ama eski söz konusu olunca illaki her şey konuşulacaktı. Zeynep, bu iş senin konuşacağın kadar kolay değil. Neden? En azından bana Ezgi hakkında ne düşündüklerini söyleyebilirsin. Hiçbir şey demedi. Hatta kaçırdığı bakışları görünce hissettiklerini anlamam zor olmadı. Neden kaçıyorsun o zaman? Baksana sen de bir şeyler hissediyorsun. Onun hayatı bambaşka. Ben onu kabullensem de benim hayatım ona ağır gelir. O çok rahat bir Zeynep. Ben bir şey desem beni hep yanlış anlayacak. Bu mu yani? Haksızlık yapıyorsun ona. Ne kadar üzüldü görmedin mi? O senin sandığın kadar rahat değil. Nefesin sertçe soluyup geriye yaslandı. Yapamam. Ben hayallerime birini sığdırmadım hiç. Evlensem de iş yoğunluğumu görüyorsun. Yakında yine tayinim çıkacak, gideceğim. Görevlerim oluyor. Kaç ay gelemiyorum eve. Bunlar ona ağır gelir, yapamaz. Hem ben de birinin benim için kendini feda etmesini istemem. Sen kendini kendine feda ediyorsun, yapma. Hiçbir şey demeden ayağa kalktı. Yapamam Zeynep. Son sözü bu oldu. Ne Yusuf'un seslenmesine itibar etti, ne de arkasını bir kez dönüp bakmadı. Ezgi'ye karşı bir şeyler hissediyordu ama bunu kabul edemiyordu. Belli ki korkuyordu. Şimdilik kendi haline kalması daha iyiydi. Elimin üstüne konan elle bakışlarımı yanımda duran adama çevirdim. Geçelim mi içeriye, çay demledim deyince Yusuf'la ikisi ben demeye kalmadan kalkmıştı bile. Yusuf önden geçerken Yiğit de kısa bir an yalnız kaldık. Bahadır dinlemedi bile beni. Yine de kendilerinin vereceği karar güzelim. Bırak da kendileri halletsin. Haklısın. İçeriye girdiğimizde Yiğit salona, ben mutfağa geçtim. Çayları doldurarak salona geçtiğimde bakışlarım direkt Büşra'ya kaydı. Öyle komik duruyordu ki bir an dudaklarımın arasından bir kıkırtı çıktı. Herkesin bakışları bana yöneldiği an gülmeyi bırakıp çayları sehpalara koydum. Kızım yarın devam ederiz, çayımızı içelim. Büşra da yorulduğunu anlayınca ipleri poşete koydu. Çay bardağımı avuçlarım arasına sıkıştırıp geriye yaslandım. O an babama bakma gereği duydum. Ne düşünüyordu bilmiyordum ama pek keyifli olduğu söylenemezdi. Yine de ortaya bir soru atmadım. Bahadır neden öyle fırtına gibi gitti? Bize de bir şey demedi. Konuşan annemdi. Acil işi çıkmış, gitmek zorunda kaldı. Yusuf cevaplayınca rahatladım. Sebepsizce geriliyordum cevap veremediğim sorularla. Aysun Hanım gelmedi mi kızım daha? Yarın gelecekmiş. Yarın akşam yemek yiyelim diyoruz. Gelebilirsiniz değil mi anne? Yarın için gelemeyiz kızım. Zahmet vermeyeceksek cumartesi günü olsun. Babam sessizliğini bozunca verdiği cevaptan ötürü hiç iyi şeyler düşünemedim. Ne zahmeti baba? Tamam cumartesi olur. Babam usulca başını salladı. Sessizce yerinden kalkıp salondan çıktı. Peşinden baka kaldım. Çok geçmeden elinde kutuyla geldi. Kutuyu Yiğit'e uzatınca merakım biraz daha arttı. Bunu baban sana bırakmıştı. Nasip şimdiymiş oğlum. Yiğit kutuyu alıp almama konusunda ikilemdeydi. O an yüzündeki ifade değiştiği gibi rengi de attı. Kutuyu alıp kucağına koydu. Eve gidince açarsın. Bu yalnız kal kutuyla yüzleş anlamına geliyordu. Yiğit cevap vermedi. Sanki kutuyla beraber hislerini de o kutuya koymuştu. Bunu size ne zaman vermişti? Neden daha önce vermediniz?
Soğuk çıkan sesi babamın da mimiklerine hissizlik yerleştirdi. Babanla olanlar hakkında konuştuğumuz zaman bana güvendiğini söyleyip verdi. Nasip oğlum, Nasip. Gülümseyerek Yiğit'in dizine elini koydu. Aralarındaki mesafenin kalkmasına öyle mutlu oldum ki bir an ben de kocaman gülümsedim. Babam Yiğit'e karşı ön yargılarını silmiş gibi duruyordu. Bu öyle muazzam histi ki bir an eski çekincemi yok ettim. Yiğit de aynı şekilde karşılık verdi babama. Kutudaki bakışları babamda takılı kaldı fakat Yiğit'teki o ifadeyi anlayamadım. Ben zaten bazen Yiğit'in ne hissettiğini anlayamıyordum. Geçmişten gelen o duyguyla savaşıyordu hala. Bunu görebiliyordum. Geçmişten gelen o duyguyla savaşıyordu hala. Bunu görebiliyorum. Genç kadın uykusuzluğun verdiği halsizlikle pencereden dışarı izledi. Gün yine bitmiş, sevdiği adam yine gelmemişti. 3 gün olmuştu yolunu gözleyeli. 3 gündür ne yüzünü bir kere görebilmişti, ne de sakladığı sesindeki tondan kaçabilmişti. Bir sıkıntı vardı ortada, görebiliyordu. Son zamanlarda babasının aramaları sıklaşmıştı. Evliliğini hiç istemeyen babasının tehditleri çoğalmıştı. Pencere kenarından ayrılıp bercere oturdu. Köşede oynayan 2 yaşındaki kızı Gizem'e ve diğer köşede ise bir şeylerle uğraşan oğlu Yiğit'e baktı. Sıkıntısını onlara yansıtmak istemiyordu ama dibine gelen oğlunun bakışlarından kaçamıyordu. Yiğit 6 yaşındaydı ama her şeyi anlıyordu. Annesinin dibine oturup yanaklarını öptü. Baba gelecek dedi olgunlukla. Aysun Hanım oğlunu şefkatle sarmalamıştı. Gelecek tabii diye karşılık verdi Yiğit'e. Hadi beraber son öğrendiğimiz Fatiha suresini okuyalım. Yiğit annesinin yanaklarını okşayıp beraber sureyi okudular. Diğer tarafına ise kız oturdu. Eşlik ettiği duanın ardından ufak bir gözyaşı yanağında yer edindi. Kucağında uyuttuğu çocuklarını yerlerine yatırırken aşağıdan gelen ses de hızlıca odadan çıktı. Merdivenleri indiğinde karanlık salonla karşılaşması hayal kırıklığına uğrattı. Tekrar merdivenleri çıkacakken hayal kırıklığına uğramadığını görmesi gülümsetti. Yavaşça Sinan Bey'in yanına ulaştı. Sinan Bey'in hissiz bakışları karısını bulunca değişti. Gülümseyip kolları arasına aldı. İkisi de sessiz kaldı bir müddet. Aysun Hanım bedenini geri çekerek Sinan Bey'in karşısında durdu. Artık bir açıklama yapmayacak mısın? İçinde bulunduğu durum karşısındaki adamın sessizliğinde savruluyordu. Dudaklarını aralamıştı ki aniden çalan telefon bütün soruyu cevapsız bırakmaya yetti. Sinan Bey açtığı telefondan aldığı yanıtla hızla ayağa kalktı. Telefonu kapatıp Aysun Hanım'a döndü. Gitmemiz gerekiyor bir tanem. Çocukları hazırlayalım, yola çıkacağız. Aysun Hanım ne olduğunu anlamış değildi. Nereye diye sordu. Sorusunun cevabından ölesiye korkuyordu. Sizi güvenli bir yere yerleştirmem lazım. Ben uzun süre yanınızda olamayacağım. Söz işim bitsin sizi almaya geleceğim. Aysun Hanım başını 2 yana sallayıp ama sen tehlikede olacaksın deyince Sinan Bey hiçbir şey demedi. Aysun Hanım arkasında bırakarak çocukların odasına çıktı. Peşinden gelip soru soran Aysun Hanım'ı görmezden geliyordu ama bu onu berbat duruma sokuyordu. Sinan, bizimle kalmazsan hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada tek başına bırakmam seni. Sinan Bey karısına dönüp alnından öptü. Seni burada bıraksam bile beraber olamayacağız sevgilim. En azından aklım sizde kalmasın. Sustu kadın. Konuşacak sözünü çocukları bozuyordu. Onları tehlikeye nasıl sokabilirdi ki? Sen de bizimle kal Sinan. Yalvaran sesi ve ardı ardına akan gözyaşları Sinan Bey'in soğuk yapısını çoktan bozmuştu. Fakat ne kalırım dedi ne de gelirim. Hazırlanan çocuklarla beraber birkaç parça eşya alıp evden çıktılar. Sessizlikleri arabada da devam etti. Sabah namazını kılıp çıktıkları için gün yeni yeni aymaya başlamıştı. Aysun Hanım sessizce gözyaşlarını döküyor. Sinan Bey ise hiçbir şey diyemiyordu. Uzun yolculuğu hızlandıran arkadan gelen araçtı. Sinan Bey arabayı fark edecek ki gaza biraz daha bastı. Lakin yan taraftan çıkan aracı hiç hesap etmemişti. Bir anda 2 araçla beraber önü kesildi. Zaman kısıtlanmıştı. Artık akrep ve yel kovan saniyeleri kendine yasaklamıştı. Arabadan çıkan adamlar yolun sonunu gösterdi. Karısına döndü genç adam. Akabinde çocuklarına son kez baktı.
Seni çok sevdim ve hep devam edeceğim. Seni çok sevdim ve hep devam edeceğim. Mırıltıyla söylenip gazı körükledi. Lakin başarılı olamadı. Açılan ateşle beraber araba oradan oraya savruldu. Ağlayan bir bebeğin sesi, arabayla beraber savrulan bir çocuğun bedeni kalmıştı sadece. Çığlıklar ve birbirinden kopan bedenler şu anın zamanına kan değdirmişti. Silah sesleri kuşların çırpınışına eşlik ederken susmuştu yeryüzü. İki canın ölümü şahit olmuştu yapılan zulme. Ve kapatmış kadın gözlerini, tuttuğu el ayrılmış elinden. Adamın son sözü olmuşken kadın terk edilmişliğinin boynuna takmış zinciri. Zeynep'ten. Odanın aralık kapısından sızan ışık hüzmesiyle adımlarımı oraya çevirdim. Kapıyı biraz da araladığımda Yiğit'in arkası dönük sırtıyla karşılaştım. Dalgın bir ifadeyle camdan dışarıyı seyrediyordu. Yanına yaklaştığımda beni fark etti mi bilmiyorum ama ben fark edilmek için onun gibi kalçamı masaya dayayıp baktığı yere baktım. Boşluktaydı. Nasıl bir ifade takınacağını bilmiyordu. Elinde kutu vardı. Hafif kırdığı dizinin üstüne koymuş kutuyu açmakta kararsızlık yaşıyordu. Koluna dokunduğumda başını yan tarafa çevirip bana baktı. Gözlerinde bir acı haykırış vardı. Bu hissi bilirdim. Onu ben hep bilirdim aslında. O hep diğer yanıydı. Yaralı, çaresiz bir çırpınışla düştüğü yerden kurtulmak istediği yanı. Onu iyi edemezdim belki ama ona iyi gelebilirdim. Gülümsediğim an beni kolunun altına aldı. Onu boşluktan çıkarmadım. Böyle bir çabam yoktu fakat onu o boşlukta tek bırakma niyetinde değildim. Gücü yoksa ona güç olurum. Yaslayacaksa sırtını ona dayanak olurum ama onun bu dipsiz kuyuda boğulmasına izin vermem. Burnumu boyun girintisine sokup soludum. Öpüp sakalıyla oynadım. Bu en sevdiğim anlardan biriydi. Onun da hoşuna gittiğini biliyordum. Başımı tekrar omuzuna yaslayıp sessizce elindeki kutuya baktım. Açmayacak mısın? Bir an aklına gelmiş gibi kutuya baktı. Orada oyalandı ve sessizce mırıldandı. Şimdi değil. Kutuyu çekmeceye koyup pencereye ilerledi. Kolundan tutup kendime çevirdim. Bakışlarını benden kaçırması hep böyle anlarda oluyordu. Onun bu halini görmemi istemiyordu ama ben onun benden kaçmasına müsaade etmezdim. Çenesinden kavrayıp bakışlarını bana çevirdim. Bu sefer karşı çıkmadı bana. Buna ihtiyacı vardı çünkü. Kızaran gözleri yüreğimi sızlattı. Dayanamadığı an çöktü yere. Bedenini kendime çekip kollarımın arasına aldım. İkimiz de yere oturmuştuk şu an. Çenemin başına dayayıp bedenini daha çok sarmaladım. Varlığımı hissettiği an güçlenecekti bilirdim. Baban ne çok seviyormuş seni. Tatlı tatlı konuşmam onu yesin istiyordum. Diyecek, onu yedecek başka sözüm yoktu. Yüzünü göğsüme sakladı. Bir müddet böyle kaldık. Bir müddet sonra geri çekildiğinde bana baktı. Avuçlarımın arasına yüzünü aldım. Ağlamamak için direniyordu. En azından benim yanımda güçlü görünsün istemiyordum. Onun diğer yanı benken yaralı yanına bir parça olabilmek istiyordum. Her şey geçecek. Gözlerinden öptüm. Unutma, o senin baban. Her şey adaletini bulacak. Başını usulca sallayıp ayaklandı. Beklemediğim an beni kendine çekip sarıldı. Kollarım bedeni sarmalarken kollarımın arasında ufaldığını görebiliyor. İncitmekten korkar gibi dokunuyordum. Öyle hassastı ki incinen ruhunu sarmalamak, çocukluğuna şifa olmak istiyordum. Oysa ki geçmişini saramayacak kadar uzaktım zamana. Başımı göğsüne yaslayıp onun yakınında ama gizlice akıttım gözyaşımı. Tıpkı onun yaptığı gibi. Geri çekilip gülümsemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Onu her ayrıntısıyla anlıyordum artık. Ben gülümsedim. Sanki o sıkıştığı yerden onu çekip almışım gibi genişletti dudaklarını. Lacivertlerindeki o sis bir an kalktı. Her ne olursa olsun, her nerede dolarsa gözlerin, burayı sakın unutma olur mu? Elini kalbimin üzerine koydum. Elini yukarıya kaldırıp parmaklarını saçlarımın arasından geçirdi. Başını usulca sallamak sessizliğinin bozulduğu ilk andı. Ben orayı hep taşıyorum. Sesindeki o sıcacık tınıyla iç çektim. 6 yıl önce seni gördüğüm ilk an kalbim kalbinden hiç uzaklaşmadı ki.
6 yıl, şaşkınlığım ilk itirafına karıştı. Başını tekrar sallayıp, 6 yıl dedi yeniden. Anlamsızca yüzüne baktım. Bir açıklama bekliyordum biraz da. Seni ilk öğrendiğim zaman Mavi. O an seni gördüm, okuldan çıkıyordun. Kalbimin hükümsüzlüğünü ilk hissettiğim yerde. Seni sevmek kadar güzel olan hisse hep sen oldun. Başımı göğsüne yaslayıp öptü. Ben sevmeyi ilk sende öğrendim. Şimdi geçmişimi nasıl sevmeyeyim? Sen sevdin diye ben sendeyim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.